başlayalım. Karşılaştığımız ardından tepkilerimiz farklı. Resim toplantısına birlikteyiz. Sorularınız varsa sizle başlayalım. İyi akşamlar. Demin söyledim sorunuzu. Arkadaşımızın sorusu maçlar sizce seyircisiz mi oynanıyor? Galatasaray maçları seyircisiz oynanmıyor. Bu net. Demin yayıncı kuruluşa da konuşurken ben kendim bu konuya girdiğim için senin soruna yabancı değilim şu anda. Ve temsilci ve gözlemci arkadaşlarımıza devre rastladım ki arkadaşlar biz maçtan önce burası temizlenmezse oynamak istemiyoruz diyecektik. Bunun karşılığı nedir? Ama bir karşılığı yok ki. 3000 kişiyle oynadılar da ne oldu? Kime ne oldu? Arda cezalı çıktı oradan. Ama Galatasaray maçları seyircisiz. Ben buradan ilan ediyorum herkese. Bizim maçlara, dışarıdaki maçlarımıza, içerideki biz kulüp olarak federasyona en çok saygı duyan kulüp olduğumuz için o yüzden bizimki orası seyircili değil. Ama dışarıdaki maçlarımıza bekleriz herkesi. Epeydir herkes kapalı kaldı. Yani o seyirciyi tatmin edebiliriz orada. Gelsinler kendilerini tatmin ederler. Bağırırlar, çağırırlar, söverler, hakaret ederler. Önemli değil zaten. Ben bir soru sorayım. Federasyonun seçimi var mı bu sene? Efendim? Ben de onu merak ediyorum. Efendim? Bu sene mi? Ben de onu merak ediyorum. Bir öğrenseniz ya var mı seçim? Ben de onu merak ediyorum. Esasında oyunda iyi başladık. Bayağı iyi başladık. Pozisyon da bulduk. Tabii böyle maçların özellikle düşme potasında olan bir takımın kendi evindeki inanılmaz mücadelesi tabii sizin oyununuzu bozuyor. Bunun en kolay devamı veya değişimi atacağınız bir goldür. Ondan sonra oyun çok başka şekilde oynanır. O da sizin lehinize olur. Ama biz çok basit pozisyonları gole çeviremedik maalesef. Çeviremediğimiz gibi demin orada da söyledim. Oyuncunun kendi vücudundan gelen top yok eli açıkmış da eli kapalıymış da. Daha evvel Cüneyt Hoca bir Beşiktaş maçında bize Vida'nın vücudundan eline çarpan topa penaltı dediğimizi öyle güzel anlattı ki demin orada da söyledim. Biz neredeyse özür dileyecektik Cüneyt Hoca'dan ama kendisi vardı olmasına rağmen penaltıyla ilgili demek ki herhangi bir yorum yapmadı. Dolayısıyla bir penaltıyla geriye düştük. İkinci yarıya oyuncu değişikliklerimizle hatta bir ufak da taktik değişikliğiyle başladık. Ancak tabii bir kırmızı kart gördük en kritik dönemde. 57 mi dakika? 57. Şimdi arkadaşlar ben de geldim seyrettim. Maçta da zaten gördüm. Hemen de bana koydular. Eğer bu tip dirsek diyorsanız bu vuruşa o zaman oho çok oyuncunun atılması lazım. Yani birçok oyuncunun atılması lazım. Oyun oynanmaz. Şimdi iki hafta önce kafasına dört dikiş yiyen bir Luyendama'nın pozisyonuna kırmızı kart verilmemiş bir Galatasaray. Beşiktaş maçında Cagney'in topa uzatmasına, rakibin kafa vurmasına kırmızı kart yemiş Galatasaray. Adamın boğazına
Değil, adam zaten kendisi dirseğine de o kafa atıyor. Bakınız son dakika Caner'in Mustafa'ya attığı dirseğe Fenerbahçe maçında. Kırmızı var mı? Yok. Hani bize diyorsunuz ki açıklama olarak şiddeti yeterli değil kırmızı kart için. İstediğiniz gibi yorumlayın. İstediğiniz gibi karar verin. Nasıl olsa herhangi bir şey yok. Demek ki Türkiye'de var hakemi de yok. İki gün evvel skandal bir karar verip tekrar buraya var hakemi oluyorsa Cüneyt Çakır. Demek ki müthiş bir var hakemi esasında herhalde. Sizin sorunuz var mıydı başka? Yani o dakikadan sonra 10 kişide kalarak kolay değil. 2-0'ın altından kalkabilmek. 2-1'i bulduk. 2-2'yi bulabilir miydik? Daha evvel bulsak belki de bulabilirdik. Ama Galatasaray daha dominant oynamalıydı. Daha golü atıp verilir miydi, verilmez miydi onu da bilmiyorum tabii. Yani orada çok emin değilim. Ya biz kendi kendimize gol atsaydık falan diyoruz ama. Dolayısıyla ben Ankara Gücü'nün mücadelesine hiçbir şey söylemiyorum. Takdir ediyorum. Ama bundan sonra artık ben de maçlardan sonra her hakem için yorumumu yapacağım. Makul, mantıklı şekilde cevap mümkünse ceza yemeden çünkü hazır bekliyorlardır. Nereden sevk etsem diye özellikle. Şimdi bu örneklere bir maç ceza verildi. Biz Mustafa'nın cezasını takip edeceğiz. Mustafa'nın cezasını biz de takip edeceğiz. Söyleyecek tabii o kadar çok şey var ki. O kadar çok şey var ki. Hem de yani bayağı ismen, soyad olarak hiç de sevmediğim bir iş bu böyle. Ya var hakemi de işte Türkiye'de otelde beklerken adamcağız. Siz ne diyorsunuz? Daha yeni geçen hafta mı? 10 gün önce mi? Bir hafta önce mi? Medya mensuplarından karşılaşmayı. Hocam, özellikle son dakikalarda maçın ikinci yarısında genel olarak dördüncü hakeme kalecinin oyunu geciktirdiğini ısrarla söylediniz. Evet. Arkadaşlar, Allah rızası için rica ediyorum. İkinci yarıya Santra ile beraber kronometreyi basın. Sadece 3 dakika 1 saniye Muhammed'in kırmızı kartında geçti. Sadece orada. Ya sen Alper'i yakın yerden çıkaramıyorsun. 30 saniye rica ediyorsun. O uzak yere gitmeye çalışıyor. Tekrar alıyorsun. Ya arkadaşlar 6 dakika veriyorsunuz. Yatanlar daha oraları biz söylemiyoruz. Değişiklikler var dinlemesi 6 dakika veriyorsun. Ya arkadaş ben onu birinci dakikadan itibaren tembih ederim. Neden? Arkadaşlar nedeni şudur. Bazı hakemler der ki hocam merak etmeyin tutuyorum. Ya kardeşim 45 dakikanın sonuna eklesen ne olur? 90 dakikanın sonuna eklesen o andaki momentumu kaybetmemiz kadar bize zarar faydalı olmaz. Adam sizin oyun devamlılığınızı, momentumunuzu yakalamışsınız, oynuyorsunuz. Bağırıyor sakatım diye yatıyor. Kimsenin dokunmadığı aşikar. Nitekim ilk yarı dördüncü hakeme dedim ki arkadaşlar eğer buna faul veriyorsanız ceza vermeniz lazım. Çünkü her bağıran faul alıyor. Türkiye'de maalesef
Oyuncu bu konuda müthiş profesyonel. Dizine vuruyorsunuz, gözünü tutuyor. Hafif dokunuyorsunuz, dört takla atıyor. Şimdi ben ne istiyorum sizden? Penaltı istemedim, gol istemedim, korner istemedim. Ya kardeşim, doğru dakikayı tutun. Ya dördünüz buradasınız. 2-3 tane Varda var, 7. Ya 7 kişi, 6 kişi minimum bir tane doğru kararı veremiyor musunuz ya? Ya dakikayı da mı tutamıyorsunuz? Geçen sene 10 dakika verdi Halil Umut Möller. Hatırladınız mı? Yani bizi de inandırın ya Allah aşkına, bu doğrudur, bu yanlıştır. Bugünkü maçın mağlubiyeti bizim oyunumuzsa bu kimseyi ilgilendirmez. Bu oyun beni ilgilendirir. Başkanın yönetimi ilgilendirir. Galatasaraylıları ilgilendirir. Kimseyi ilgilendirmez. Her futbol sever görevi olan da istediği kadar kritik eder. O hakemleri, orayı, burayı kimse ilgilendirmez. Yok efendim siz iyi oynamadınız. Sizi ilgilendirmez. Ben diyor muyum şimdi 10 kişi kalmasak belki de oyunu başka tarafa çeviririz. Çevirir mi Galatasaray? Evet. Ama canımızın yandığını da bundan sonra anlatacağız. Kulüp nasıl anlatır bilemem. Ama ben anlatırım. Gerektiği zaman da cezayı da yerim. Ama o zaman da öyle konuşurum. Cezayı yiyecek şekilde. Ama ben o tuzağa şimdilik düşmek istemiyorum. Zaten niyetleri bu. Şöyle süre gelen duruma da bakın bir. Karşılaşmaya kötü olan medya mensuplarından bir soru vardı ama. Nedir? Zaten hocam yeteri kadar zaman ayırdık kendisine. Pazar akşamı Trabzon'da tartışmalı kararları imza atan Cüneyt Çakır'ın bu maça var olarak atanması. Maç öncesi konsantrasyonunuzu etkiledi mi Mehmet Özcan Sabah Gazetesi? Yok, maç öncesi biz deklarasyon yayınlamaya karar vermiştik ama sonra vazgeçtik. Ya biz çıkalım topumuzu oynayalım diye. Açıkçası keşke yapsaymışız. Ama fark etmez. Bizim gücümüz de, bizim inancımız da, bizim yüreğimiz de bunların altından kalkmaya yeter. Alışkınız biz bunlara. Biz bunlara rağmen şampiyon oluyoruz olduğumuz zaman zaten. Birkaç haftadır süre gelen bizim maçlardaki çok enteresan kararların inşallah sonuncusu olur bu. Ama bundan sonra benim oyuncum atıldığı zaman hakem doğru karar verdi demeyeceğim. Bizim aleyhimize bir şey verilirse ben de bundan sonra gereken tepkiyi göstereceğim. Hakem çok iyiydi demeyeceğim, iyi idare etti demeyeceğim, iyi yönetti demeyeceğim, demeyeceğim. Bundan sonra herkesi ismiyle, soyadıyla ben de söyleyeceğim. Sadece onları ismiyle, soyadıyla değil. Başka yerlerde ismiyle, soyadıyla. Nasılsa millet bizi ismiyle, soyadımızla söylediğine göre biz de söyleyeceğiz. İyi geceler.